Merhaba, iyi günler. 3 Kasım'da çıkacak olan Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabını konuşacağız bugün. Kitabın çevirmenleri Sevin Okyay ve Kutlugan Kutlu Bey buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Aynı bulduk. zamanda bizden birisi Alara da bu yayında bizimle beraber olacak. Önce kitapla başlamak istiyorum. Şimdi kitabın İngilizce baskısında da, Türkçe baskısında da kocaman bir Rowling yazısı var kapağında ama kitap Rowling'in elinden çıkmadı diyebiliyoruz. Kutlugan Bey, nasıl değerlendireceksiniz durumu? Ben kendi bir kere yorumla başlayayım kendimce. Rowling Harry Potter'ları bitirdiğinde bir daha Harry Potter kitabı yazmayacağım. Yani Harry Potter dünyasında. Aslında Harry Potter dünyası ile işim bitti gibisinden söylemişti. Ama bir daha Harry Potter kitabı yazmayacak olma şerhi ona Harry Potter dünyasında en azından Harry Potter romanları yazmayacak olma şerhi gezinmesini engellemiyor. Ben kendi adıma şeyi düşünmüştüm. Yani Harry Potter dünyası ile işi bitti artık bununla ilgili bir şey yapmayacaktır. Başka şeyler yapacaktır. İşte polisiye yazmasını bekliyordum zaten. Ansiklopediyi bekliyorduk. Ama yıl sonra dediler onu aslında. Ya evet. Ama şimdi gözüküyor ki aslında kopamıyor da. Ben diyorum ki bıraksın bu inadı gelsin başka kitap da yazsın ama şu anda o söylediği, verdiği sözün aslında etrafından dolaşıyor gibi biraz. Bu kitap şu anda bir aslında sahne metni. Yani roman şeklinde yazılmış bir şey değil. Diyaloglar var, aksiyon var. Yani bir sahne metni ya da bir senaryo okumuş birine. Çok tanıdık gelecek o açıdan. Ama bir roman gibi romanlaştırılmış bir metin değil yani. Aslında senaryo Londra'da premier yapılan Temmuz sonunda aynı adı taşıyan oyunun kağıda dökülmüş hali. Ve bunun yazarı da bir oyun yazarı. Şimdi böyle baktığınızda aslında normal bunun. Bir taraftan yazarının J.K. Rowling olmaması. Üç kişi beraber oturup... Ama özgün hikaye onun değil mi sonuçta? Evet, üçünün de adı geçiyor. Yani John Tiffany yönetmenin, Jack Thorne oyunun yazarının ve ayrıca J.K. Rowling'in adı geçiyor. O hikayenin sahipleri olarak. Yani muhtemelen beraber bulunmuştur. J.K. Rowling katkıda bulunmuştur. Kendi onun çok fazla detaylarını bilmiyoruz ama J.K. Rowling'in de sonuçta parmağı var hikayede. J.K. Rowling'den bağımsız olarak yazılmış bir hikaye değil yani. Hani Star Wars evrenini bilenler bilirler. Orada George Lucas'tan tamamen bağımsız olarak hikayeler yazılır mesela. Öyle bir şey değil J.K. Rowling işin içinde ama okuduğunuz metin yani kelimeler Jack Thorne'un kelimeleri olacak. Senaryo yazarının. Ama karakterler Rowling'in. Evet. Peki tiyatro metni olmasının diğer kitaplardan bir farkı olduğu ortada. Bir şeyleri kısıtlamış mı peki şey olması, tiyatro metni olarak yazılmış olması? Zaten oyun olduğunu bildiğim için beni rahatsız etmedi bilmiyorum ama belki yani fanatik hayranları rahatsız edebilir. Yani hiçbir şeyin değişmemesini isteyen hayranları belki rahatsız eder. Yani şimdi biz çok sinema sever olduğumuz için ve de ayrıca özellikle ben klasik oyunları falan, Shakespeare'in oyunlarını falan çok okudum. Biz tiyatro metni okumaya çok alışığız. O yüzden ben tiyatro metni okuduğum zaman birdenbire o şeye geçiyorum. Halet Ruhi'ye geçiyorum. Tiyatro metninin büyük bir akıcılığı vardır. Diyalog üzerine kuruludur. Dolayısıyla çok aksiyon varmış hissi yaratır çok diyalog olduğu için. Öte yandan tasvir neredeyse hiç yoktur tiyatro metninde. Çok az tasvir vardır. Dramaturji denen sanatta zaten bundan geliyor biraz. Bunun iyi tarafları da var. Çok akıcı şekilde okunur, çok hızlı okunur, çabuk biter. Ama bir taraftan da eğer seviyorsanız o yazarın betimlemelerini, o dünyayı usul usul yaratışını onu tabii bulamazsınız tiyatroda. Biz seviyoruz tabii. Evet. Peki diğer bütün kitaplar filme dönüştü. Hatta şimdi yakın bir zamanda Fantastik Canavarlarla ilgili de bir film geliyor. Bu tiyatro metni olarak yazıldığı için bir filme dönüşme ihtimali var mı? Bununla ilgili bir duyuru yapıldı mı bilmiyorum da aslında ama sizce bir filme dönüşme ihtimali filme olabilir mi? Filme dönüşme ihtimalini bilmiyorum ama önce Broadway'de, ondan sonra mümkün olan yabancı ülkelerde sahnelemeyi düşünüyorlar. Yani dünyaya, yani dünyaya herkes görsün istiyorlar. Bir de o film tek film değil, 5 film olacak. Yani onun karşısına niye rakip çıkartsınlar diye. Fantastik. Evet. Açıkladı onu da geçen gün. Fantastik canavarlar. Evet. Sonra 8 seri filmi bununla birlikte televizyonla anlaşmış. 2018 Temmuz'unda başlıyor. Sonra 3 tane hikaye yazmış, Hogwarts hikayeleri. İyi, yani iyi story. Bir şekilde pazarlanmaya devam ediyor hikaye evet, yani. Evet,
Yani her evreni büyüyor. Evet. Biraz bu kitabın içeriğinden bahsedecek olursak, geçen bir zaman var. Bu zaman karakterlerde bir şeyleri değiştirmiş mi? Bizim tanıdığımız karakterlerden farklı davranışlar görüyor muyuz mesela? Bir de bütün bunları sorarken şu uyarıyı yapacağım. Sorduğum soruların cevabı spoiler olabilir. Siz o şekilde bir otokontrol yaparsanız, spoiler vermeden. Vermeden yaparsanız cevaplarını çok minik, nasıl değiştiğini söylemeden çok yani kitabın başında olan bir spoiler yapmadan hiçbir şey konuşamayız. Ama zaten kurguyla alakalı yani zorundayız. Onu yapmak... Yapalım o zaman. Gerekecek sanırım. Yani Harry'nin oğlu Albus Severus'un durumuyla ilgili bir şey söylemeden kitabı biraz konuşmak zor. Şöyle diyelim, babasının mirasını taşımak ona zor geliyor. Evet. Albus'a. Evet. Yani burada bir kere kimler olduğundan bahsedelim bir ilk önce. Bizim altın üçlü denilen işte Harry, Ron ve Hermione yine varlar ama onlar büyük insanlar. Bu ben şeyi merak ediyorum. Yani benim açımdan aynı his değil çünkü ben yetişkindim bu kitapları okuduğumda ama çocukluklarını onlarla birlikte geçiren ve henüz o kadar büyümemiş olanlar onları birdenbire yetişkin olarak görünce ve Harry Potter kitaplarında alıştığımız o yetişkinliklerin bazı aslında vakıf olamama çocukların yaşadıklarına, hafif duyarsız kalma durumlarını görünce acaba ne hissedecekler? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü bunlar yaşanıyor yani Harry de normalde çünkü büyük büyüktür olarak. Yani. Evet. Değişmez ki. Kim evet, olur? Harry de bildiğiniz büyük marazları diyelim. Evet, büyük marazlarının çoğunu sergiliyor. O ilginç bir şey bir taraftan. Öbür taraftan Harry'nin oğlu var. Harry'nin aslında bir kızı var, iki oğlu var. Ama biz daha çok bir tanesine, Albus Severus'a odaklanıyoruz. Ron'la Hermione artık evliler. Onların çocukları var. Çocukları var. Oradan da bir kız Rose öne çıkıyor. Asıl tabii bu kitabın yıldızı Draco Malfoy. Scorpius. Hiç beklenmedik bir katkı Harry Potter evrenine. Ve benim konuştuğum bütün Harry Potter hayranları, bütün Potterhead'ler diyelim. Hepsinin neredeyse favori karakteri bu kitapta. Scorpius. Gerçekten çok ilginç bir karakter. Çok bu bence bu evrenin ihtiyacı olan bir karakter. Çünkü bir taraftan Hermione'nin o kitap kurtluğunu taşıyor. Çok akıllı, çok kitaplara meraklı, öğrenmeye çok aç. Öte yandan bir Slytherin öğrencisi. Yani bir Ravenclaw, Gryffindor öğrencisi değil. Ve bir taraftan da çok iyi kalpli ve aslında birçok açıdan da naif de birisi. Çok acı da çeken biri kitap zarfında. Tabii herkesten Malfoy muamelesi görüyor. Zarfında. Üstelik daha da beter bir şey var. Kendisinin Voldemort'un oğlu olduğuna dair bir söylenti. Zaman döndürücüyü kullanmak suretiyle Voldemort'un çocuğu olduğu rivayet ediliyor. Böyle bir söylenti var. Bunun da ağırlığını taşıyor. Çok çok ilginç bir karakter hakikaten. Yani bu kitabın en büyük kazanımı bence o. Ve bu karakterler zaman döndürücünün merkez rolü oynadı yani. Ağırlık, eksen rolünü oynadı. Bir hikaye giriyorlar. Bol bol zamandan zamana atlama var. Eski zamanlara da gidiyoruz. Eski kitaplarından bir ikisini ziyaret ediyoruz bu sayede. Karakterleri de, yerleri de, olayları da ziyaret ediyoruz yani. İyi geliyor aslında. Evet. Alara senin soruların vardı içerikle ilgili, kitabın içeriğiyle ilgili. Sen benden farklı olarak İngilizce baskısını okuduğun için aklında başka şeyler var. Onları sor istersen. Ben şunu soracaktım. Hermione'nin bu siyahi bir aktör tarafından oynanması ile ilgili çok tepki aldı ya Rowling. Ve hani sonra fan base'de sürekli olarak işte niye böyle bir açıklama yaptın? Çünkü zaten betimlemediğini söylüyordun ama betimledin gibisinden. Siz çevirmenler olarak bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizi rahatsız etti mi bu veya hani işte oyunda bir betimleme yok açıkçası çok fazla. Öyle diyor zaten Rowling'de. Değil demedik diyor. Evet yani. Değil demedik diyor ve sonra da hayranlar şey işte ama suratı beyazdan kırmızıya çevrildi utandığında falan bu betimlemelerle gönderme yapıyorlar Rowling'e. Hani Rowling'in açıklamasından çok şey bu değişken tavrından hoşlanmıyorlar yani. Hani siz böyle bir rahatsızlık duydunuz mu bundan? Böyle bir özgürlüğü olduğunu düşünüyorum. Niye ki yani hakikaten denmediğine göre bir şey. Bilmiyorum seni rahatsız ettim ama beni görmedik de tabii. Hı-hı. Sadece resimler gördük falan yani ben kendi payıma söyledim. Yani. Ben hep beyaz diye düşünmüştüm Akra ama bunu... Çocuklar verdi ama hayır. Filmde de çünkü ama benim kafamdaki yani. Tipler de çizimlerden, ilk kitapların Hı-hı. çizimlerinden, oraya yapılan çizimlerden
hayranların illüstrasyonlarından. Daha sonra tabii filmdeki oyunculardan insanın kafasında belli bir tip oturmaya başlıyor. Ondan sonra yani ondan farklı bir tip açıklanınca insan tam olarak ben mesela yani, hala çeviri yaparken kafamda bir şekilde o oyuncuyu değil de hala tabii ki bildiğimiz Hermione vardı. Ama şunu da düşünecek olursan Hermione bayağı çirkindir yani. Kitapta. Çirkinimsidir evet. Kitapta. Evet, yani o kız da Emma Watson çok güzel bir kız. Gittikçe güzel değişti, büyüdükçe. Evet. Daha doğrusu. Yani o da beklediğimiz gibi bir şey değil. Ama nihayetinde şunu diyeceğim. Yani sonuçta çevirirken onun derisinin ne renk olduğu hiç önemli değil. Sonuçta siz bir karakter çeviriyorsunuz. Nasıl davranıyorsa oradaki davranışa tasvirlere sadık kalıyorsunuz. Bence böyle bir evet belirsiz bıraktıysa tamamen yazarın kendi tasarrufudur istediği şekilde açıklar. Benim Rowling'de beni biraz üzen şey, Harry Potter severi olarak, yani çevirmen olarak değil, kitapta açıklamadığı bir takım şeyleri sonradan yazmadan, yani bir öykü yazmadan dışarıdan açıklama yapmak suretiyle değiştirmek ya da bilgi eklemek. Aslında öyle değildi de şöyleydi. Evet, o zaman ben bir okur olarak şey düşünüyorum. Ya bunu tamam ekleyeceksen oturup yazsaydın da okusaydın bence de. diye düşünüyorum. Onun dışında bu vakada benim hakikaten beni rahatsız eden bir şey yok yani. Belki oyunu görsek rahatsız olurduk bilmiyorum yani. Sanmıyorum başka açıkçası. Bir yüz gözümüzün önüne geldi. Yok sanmıyorum. Ama. Zaten şimdi, başka biri olacak ne fark eder ki? Yani beyaz normatifliğinden öte hani ten rengi olarak bakacağımızdan betimlemeler öyle göstermediği için bence rahatsız ediyor insanları zaten. Yani çok sıkı hayranların çok gerçeklere yani oradaki detaylara çok sıkı takip eden tutunan hayranları o bir hani fact checking açısından rahatsız etmiş olabilir. Yoksa aktörün siyah olmasına hiç kimsenin itiraz olacağını sanmıyorum. İlk kitap hariç diğer bütün kitapların çevirileri sizlere ait. Bu Harmoni'nin olayının devamında bunu soracağım. Çeviri yöntemleriniz nasıl? Birlikte çalışıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Nasıl anlatabilirsiniz bize çeviri aşamasını? Valla şimdi önce kitabı okuyoruz tabii. Sonra bir bana bir sana diye ayırıyoruz bölümleri. Genelde ama nedense hep birinci bölüm Kutlukan'a düşer. Hep sen anlatıyorsun değil mi? Private Drive falan. Evet tabii. Private Drive. Anlatan sensin hep. Çok ender olarak bunun dışına çıktık. Ben 5. ciltte, 5. ciltteydi değil mi? Kıymetli Sirius'un ölünce, madem ölecek bari o bölümü ben çevireyim diye o bölümü sıram olmadığı halde aldım. Sonraki bir bölümü hiç anlamamıştım o mağaraya girdikleri bölümü. Sen onu bana ver dedi, aldı Kutlukan ama yani bazı neler olduğunu bile anlamamıştım bazı yerler. Melez Prens'te mi? Bir de ormanda bir şey aldım galiba. Dumbledore'la birlikte Dumbledore'la ikisini mağaraya giriyorlar ya. Yani hakikaten rahatsız edici bir bölümdür. Yani aslında bölüm sayısı olarak eşit çeviriyoruz. Evet. Çoğunlukla da başladığımızda bir diye paylaşıyoruz ama böyle şeyler koyuyoruz. Bu bölümü ben çevirdim. Bir de bir ormanda bir şey miydi, neydi? Bir şey daha almıştın. Sen iki bölümü almıştın. Yani daha çok sevdiğimiz bölümleri de çeviriyoruz. Ayrıca bazı şeyler de mesela ne bileyim mesela Quidditch bölümlerini genelde ben çeviriyorum. Quidditch'i o çeviriyor. Şiirleri ben çeviriyorum. Çoğunlukla Seçmen Şapka şarkılarını çok o çeviriyor. Öyle. Sonra ama bir araya geliyoruz. Evet. Çok enderdir aynı evde çevirdiğimiz. O da işte 3'ten 4'e geçerken orada bir çok hızlı bir şey olmuştu. Tempo mecburen. Kamp yapmıştık orada. Evet. Onun dışında ayrı ayrı çeviriyoruz. Sonra bir araya gelip bakıyoruz. Şimdi o çevirdiyse ben oturuyorum önüne, o yanımda oturuyor. Ya da vice versa, tersi yani. Yani pat diye şey yapmıyorsun, hemen çevirmiyorsun, değiştirmiyorsun ama söylüyorsun ya bu böyle olsa daha iyi değil mi falan. Bir müddet de böyle devam ettik. Sonra bunun da sinir bozucu bir yöntem olduğu anlaşıldı. Böyle karşı tarafa hiç iyi niyetle bakmamaya başlıyorsun. Şunun gırtlağını sıksam ne lazım gelir gibi. Onun üzerine evlerde yapıp birbirimize de yapılmış halini yollayarak. 100 metreden fazla yaklaşma yasak. 100 metreden fazla yaklaşma yasak. Kitap bitene kadar. Ama şey kısmı çok önemli. Yani biz bazen dil kullanım bakımından hani kimin çevirdiği anlaşılıyor gibi hissedilebilir. Örneğin Sevin Okya'nın diline daha yakın, işte Kutlukan'ın diline daha yakın gibi.
Aslında biz o kadar çok müdahale ediyoruz ki çevrilmiş metne. Yani mesela onun çevirdiği bir bölüm aslında benim bildiğime daha yakın olabiliyor sonuçta. Biz kendimiz bile yani bazen ayırt edemiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, anlamazsınız. Yani biz anlamıyoruz. Ablası, kızım yani. Ona da şey demiştik, o da anlayamadı, meydan okumuştu. Dramatik baktığımda bazen hatırlayamıyorum kim çevirmişti o bölümü. O konuya siz değinmişken, yani ikiniz de Türkiye'deki Harry Potter sevenler için önemli insanlarsınız. Sizin dilinizden okuyor insanlar. Yakın bir zamana kadar ben de Ali Arada bilmiyorduk sizin anne ve oğlu olduğunuzu. Ya hiç bu, önemi yok ama çeviride inan bana. Tabii kesinlikle yok ama bence ya bu nedense bizi sevindirdi. Sebebini hiç bilmiyorum ama bu bizi sevindirdi. Ama evet, bir de şey de var yani bizim onunla daha önce de birlikte çalışmışlığımız var yani. Hani tam birlikte çeviri olmasa da değil mi yani dergilerde, yayın evlerinde falan. Tabii tabii yani. Birlikte çalıştık. Birlikte çalışmaya alışkınız yani. Yoksa çok zor iki kişi çeviri yapmak. O yüzden sordum çeviri aşaması sizde nasıl ilerliyor diye. Gerçekten yani, zor görünüyor iki kişinin yapması. Tabii ki şimdi böyle öğrenince insanlar kafalarında kendi yani normal bir anne oğul ilişkisiyle süzüyorlar. Ama bir kere şu var. Yani ben mesela önce dedemlerle sonra ayrı olan babamla büyüdüm. Dolayısıyla aslında çok klasik bir ana oğul ilişkimiz yoktur. Yani biz aslında çalışmaya başladığım dönemde daha çok birlikte olmaya başladık. Hmm. Dolayısıyla yani iş arkadaşlığı tecrübemiz daha bile fazla olabilir anne oğul ilişkimizden. O yüzden yani insanların direkt kafasında uyanan daha farklı bir ilişki oluyor. Yayından önce biraz konuştuk ama size sormak istiyoruz. Eğer Hogwarts'ta öğrenci olsaydınız hangi binada öğrenci olurdunuz? Bu nasıl hayal ederdiniz? Vallahi ilk quizde işte söylediği gibi Slytherin çıkmıştı ve değiştirmeye çalışmıştı. Slytherin çıktık ikimizde. Ya başka bir bina mı isterdiniz? Tutkuyla Ravenclaw istiyordum tabii ki yani. Hani böyle kitap meraklısı ve delisi bir insan olarak. Yani Gryffindor'u çok seviyordum ama Slytherin de ilgimi çekiyordu. Ya açıkçası yani şu... İlle de orada kötülerin olması şart mı diye düşünüyorum. Yok, Slytherin yani bana en ilginç gelen. Burada bir yer var, bir bölüm var. Harry'nin Slytherin yatakhanesine geldi ve orada aslında rahatlatıcı değil mi yeşil renk diye bir şey geçiyor. Kırmızı böyle insanı bir böyle germiyor mu diye. Bakınca Gryffindor'un aklına gelmektikler gerçekten. Hani niteliklerine bakarsanız hepsinin tutunduğu, sarıldığı. Ben kendi adıma, ben de ne Gryffindor'a layık bir cesaret hayatta sergilediğimi hatırlıyorum. Yani o derece epik denebilecek cesaret. Ne ama Peter Pettigrew var, çok özür dilerim sözünüzü evet, kestim ama onlar, yani onlar da yeri gelince sergiliyorlar ama. Kimler? Yani her karakter bir noktada işte Neville dahil. Senin Hufflepuff'ın çok söz dinleyen ve uslu ve çalışkan ya. Mesela ben düşünüyorum, Slytherin'le Hufflepuff çok birleşiyor bende gibisinden. Çünkü Hufflepuff kadar iyi biri olamam yani. Onlara layık değilim onlar aslında. Farklı bir ekip yani. Benim işte o nitelikler arasında gerçekten kendime yakın bulduğum Ravenclaw'un tutunduğu şey var. Yani işte zeka, öğrenme, kitaplar. O bana çok yakın geliyor benim tutkularıma. O yüzden ben hep onlara sıcak bakmışım. Aslında Cursed Child çok yıktı bu stereotip Slytherin'ler üstüne. Çünkü binaları çok tek kelimeyle ayrılıyordu bu fanbase'de de. Ama Cursed Child üstüne çok değişti bence bu. Yani onu hissettim kitapla birlikte. Slytherin adına çok iyi bir katkı olmuş bu kitap, onu söylemek lazım. Yani kesinlikle. Kısaca özetleyecek olsak, 3 Kasım'da kitap çıktığında klasik bir Harry Potter okuyucusunu bekleyen bir sürpriz var mı? Spoilerını vermeden yani. Gerçekten bu kitabı okuyunca aa bak neler oluyormuş dedirtecek bir sahne, tiyatro metni olduğu için sahne diyorum. Gelişmeler var diyelim. Peki. Gelişmeler var. Yani şöyle bir kere what if diye bir hani hikayecilikte şey vardır. Anglo-Saksonların what if. Olsaydı ne olurdu? Hani fikir jimnastiği gibi. Zaman yolculuğu olduğu için bir sürü what if'ler var içinde. Onlar mesela çok ilginç, bana ilginç geldi. Yani Voldemort'un önü kesilemeseydi nasıl bir dünya olurdu? Daha karanlık bir dünya nasıl olurdu? İşte Ron'la Hermione'nin birlikte olmadığı bir dünya nasıl olurdu mesela? İlginç onlar. Ama bizim hani nihayetinde asıl gerçekliğimiz demeyelim de paralel evrenler gibi de bakılabilir o dünyalara. Orada gayet ilginç şeyler oluyor.
Tabii burada şaşırtıcı olan asıl Harry ile oğlunun ilişkisi. Yani Harry'i bağrına basmış olan Potterhead'ler biraz şaşkınlığa düşebilir o ilişki karşısında. Kendi şikayet ettiği şeylerin aynısını yapıyor diyebilirsiniz yani. O ilginç. Bir de tabii ben yine ısrar edeceğim. Malfoy'lar. Yani Draco Malfoy da çok zenginleştiriliyor bu kitapta. Eskisine kıyasla. Çok önemli bir takım şeyler öğreniyor Rus onunla ilgili, hisleriyle ilgili. Yani eskiye yönelik de. Evet. Yani dolayısıyla aslında eski kitaplardaki maceraları da buradaki şeylerden biraz kafanıza doldurabilirsiniz. Kötü sürpriz şöyle olabilir. Roman bekleyenler sahne metniyle karşılaşınca kötü bir sürpriz yaşayabilir. Onu tekrar söylemek lazım. Bu bir sahne metni. Yani hani senaryo okunur gibi okunuyor. Evet. Dolayısıyla onu hazır olarak, onu bilerek almak lazım. Harry ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz da eski kitapla harmanlayıp. Şu an bu kitapta Sihir Bakanlığı'nda çalışıyor Harry, yanlış bilmiyorsam. Son kitapta da Sihir Bakanlığı, yani Voldemort'un ölümüyle Sihir Bakanlığı'nda bir şeylerin değişmesini bekliyorum ben. Çünkü karanlık taraftan oraya sızanlar vardı. Yani bir paralel yapı vardı Sihir Bakanlığı'nın içinde. Bahsetmiyordur muhtemelen ama Sihir Bakanlığı'nda bir şeyler değişmiş mi? Böyle siyasi olarak yorumlayabileceğimiz bir durum var mı Harry Potter evreninde? Bakanı söyle istersen. Sihir Bakanlığı'nda. Spoiler mı olacak? Niye yani, ama başta pat diye giriyor evet, zaten 5. sayfada ya. Evet evet, söyle buyur. Hermione. Sihir Bakanı mı oluyor? Çok başlarda okuyorsunuz onun için. Ciddi bir spoiler sayılmaz. Bence de değilmiş ama biraz önce sorduğum soruya bir cevap oldu aslında. Bir sürpriz bu bir yerde. Tabii. Yani Sihir Bakanlığı biraz bizim grubun diyeceğim. Yani daha elinde olan bir şey. Harry de orada çalışıyor. Sihirsel Yasal Yaptırım Dairesi'nde çalışıyor. Oranın başında. Zaten orada Hermione neredeyse orada olduğu için. Yani evet. Ben de biraz hafif böyle bir bunlar bürokrat oldu ya gibi bir hayal kırıklığı yaratmadı değil ama. Tam onu sormak çünkü istiyordum yani, aslında. Yani çünkü. Ya Harry memur mu oldu? Öyle mi görünüyor? Öyle bir iş var aslında. Yok ama Harry olmadı tam olarak. Ama Harry biraz rahatsız da bunun. Harry rahatsız Harry yani çünkü. Onun öyle için güzel bir sahne yazılmış onunla ilgili. Hermione'lik yaparak aslında Harry'nin odasının yani ofisinin fazla dağınık olduğunu, işte evraklarla falan ilgilenilmediğini falan söylüyor. Onu hafiften böyle çok da şey yapmadan, sarsmadan işlerini düzene koymaya, ittirmeye çalışıyor. Harry de orada şeyden yakınıyor. Yani aslında ofiste olması istemiyor, dışarıda olmak istiyor. Masa başı iş istemiyor, dışarıda çalışmak muhtemelen istiyor. Muhtemelen Sihirsel Yasal Yaptırım Dairesi'nde çalışmayı evraklar içinde olmak diye hayal etmemişti yani dışarıda. Sahada olmak istiyor galiba. Buna vakte kadar bir anlamda dışarıda çalışmış sayılır. Şey vardır dışarıda. Polisi diziler ve filmlerde hani böyle polisler masa başına alınmak istemez, dışarıda olmak ister onlar en büyük. Sahada. Sahada olmak istiyor. Biraz öyle bir his veriyor insan. Ayar senin sorun var mı? Tam binadan sonra tamamen bıraktım işi yani çok heyecanlı olduğum için. Hayır aslında yani. Tamam o zaman. Sizin eklemek isteyeceğiniz, duyurmak isteyeceğiniz Harry Potter okurlarına. Scorpius'u çok sevdim. Evet. Karakter olarak çok sevdim yani değil mi? Yani iyi yaratılmış bir, neredeyse eksiksiz bir karakter. Tabii daha yeni geldi bu, devam ederse herhangi bir şekilde nasıl gelişeceğini görürüz ama yani yeni bir karakter ve işte iki baş karakterden biri olarak çok iyi bir karakter. İki şey söyleyeceğim ben. Bir Scorpius gerçekten bence starı bu kitabın. Ama eklenen diğer karakterler de yani aslında bu kitapta insanlar ufak hayal kırıklığına uğrarsa bence eski karakterlerle ilgili uğrar. Yeni karakterlerde bence hayal kırıklığı yaratan yok. Yani bir tane Delphine Diggory diye geçen, Delphi diye geçen bir karakter var. Bence gayet ilginç. Sonuçta Albus Severus yine ilginç bir karakter. Scorpius zaten çok iyi. Ayrıca Draco Malfoy eski karakterlerden de Draco Malfoy oğluyla ilişkileri üzerinden de kendi geçmişine dair söyledikleri yaptığı yorumlar üzerinden de bence daha ilginç bir karaktere evriliyor. Dolayısıyla Draco'yu sıkı sıkı tutan hanımefendiler var ya. Bence onlar ödüllendirilecek bu kitapta. Bir tanesi benim mesela. Evet. Çok heyecanlıyım. Bir de şey çok ilginç bu kitapta. Ben ilk okuduğumda yapmadım. Normal bir roman okur gibi, basılı herhangi bir metni okur gibi okudum. Ama bir daha okuduğumda, daha sonra da çevirirken hep şeyi düşündüm. Ya bu bir oyun, tiyatro oyunu. Ve orada tarif edilen bir takım şeyleri görmek gerçekten
gerçekten büyüleyici olur. Çünkü normalde bir tiyatro sahnesinde görmeyi beklemeyeceğiniz derecede görkemli, ürpertici bir takım sahneler yazmışlar. O yüzden şeylerim arasında da direkt girdi. Tiyatro oyununu izlemek hedeflerim arasına girdi. Hani şu film olur mu diye sormuştunuz ya. Evet, şu sıralarda. Bence tiyatroda daha etkileyici olur yazılan mutlaka şey. Filmde alışıyoruz çünkü böyle şeylerin yazılmasına ama yani hatta seyircinin arasında vuku bulan bir iki şey de var, gelen sesler falan. Bence çok ürpertici ve ilginç olacağını düşünüyorum. Ama önceden yer olmadığı söylendi. Sonra artık nedir bilmiyorum, kara borsa mı? Biz bir hafta Londra'daydık. Bir hamle ettik yani gitmeye. Ama iki kişi 5.000 lira deyince dedik. Ama kara borsa oldu galiba. Kara borsa tabii. Yani çünkü... Ama yok çünkü ödedik. Sold out. 2007'nin bilmem ne zamanı. Yanılmıyorsam 100 pound falandı. Ay, 100 pound falandı biletler. Ama 3.000 pound'a kadar falan çıkmış. İşte biz 2500'üne rastladık onun adam başı. Sonra durdurmaya çalıştılar kara borsa satışlarını. Ama yani nasıl durduracaksın? Yani böyle şeyler durmuyor. Yani mesela evet, korsanlar da durmuyor. Son sorum şöyle olacak. İstersen sen de cevap verebilirsin Alara. Kitap okurken de bitirdikten sonra da bu yazar bir alt mesaj olarak da vermiş olabilir. Devamı gelecek hissiyatına kapıldınız mı? Bitirdiğinizde ya aklıma soru işareti kaldı. Bununla ilgili tekrar bir şeyler yazılabilir. İzlenimi oluşturdu mu kitap sizde? Ya bence hikaye güzelce bitiyor. Yani ettirirseniz ettirirseniz Hollywood'un neler devam ettirdiğini görüyoruz yani sonuçta ama. Ettirirse biraz zorlama mı olmuş olur? Yani ben çok sevindim bu karakterlerle. Ya bu da bir şeyler, bunları geliştiririz, zorlama olmaz. Bu karakterlerin daha arka planda olacağı, başka şeylerin ortaya çıkacağı hikayeler. Çünkü şu anda bence güzel gidiyor Harry Potter'ın zenginleştirilmesi. Mesela Amerika'ya taşıma fikri çok güzeldi. Yani işte Fantastic Beasts'ı Amerika'ya taşımıyorlar. Mesela ilginç bir genişleme şeyi, stratejisi. Ya da Lewis Cameron'da bile başrolde daha ne olsun yani. Mesela o film ilginç olacak, o film bir seri olacak. Onun da kitabını basacaklar büyük ihtimalle bu arada. Kurgusunun mu? Yani evet. Senaryoları basacak. Demek kadar... ki 5 tane daha olacak. Rowling yazıyor çünkü yani senaryoları. Tabii o tiyatro metni kadar ilgi çekici olmayacak. Çünkü herkes izleyebilecek filmi. Evet. Tiyatronun ilginç tarafı izleyemiyoruz. Hiç belli olmaz yani. Bu kadar çok satmaz ama gene de alan olur. Ben yani, alırım şahsen yani. İlginç genişletiyorlar. Bence aynı öyküleri devam ettirmek yerine bu şekilde yani yeni karakterler açarak, yeni mekanlar açarak devam ettirmeleri beni mesela okur olarak daha çok sevindirir. Tamam. Canavarlar da, fantastik canavarlar da kahraman olacak belki filmde değil mi? Evet. O kitabı çevirirken canavarlara isim bulmamız bayağı... Kitabı sözde ben çevirdim ama neredeyse bütün canavar isimlerini ben buldum. Zaten yazıyor. Ve az daha yazamıyorduk onları yani. Şey, hepsinin İngilizcelerini kullanıyorduk. Neyse ki yanlarına Türkçelerini de yazabildik. Türkçelerinde... Bir tek mıncığı buldum hatırlıyorum. Başka var mıydı? Tamamen sizin hayal dünyanızdan mı geliyor o isimler? Özellikle canavar isimleri mesela. Belli bir metotla birlikte, evet. Yani birkaç tane çeviri stratejisi var. Yaklaşımı daha doğrusu stratejisi demeyeyim. Bir tanesi ismin gerçekten ses olarak çok komik olduğunu düşünüyorsak orada kelime köküne inip anlamla gitmiyoruz. Orada gerçekten ses vermeye çalışıyoruz. Ama İlginç bir anlam olarak çok ilginç bir kelime kökü varsa o zaman kelime köküne inip oradan gitmeye çalışıyoruz. Ama ilk önce bir bayağı dökümü oluyor. Nereden geliyor bu kelime diye. Bazen emin olamıyorsunuz ama iyi tahminleriniz oluyor. Yani muhtemelen şununla şunun birleşmesi ve şuraya devrilmesinden diye. Hiçbir şey olmasa ses benzemesi yapıyoruz evet, değil mi? Yani sonuçta okuduğunuzda İngilizcesini gülüyorsunuz. Yani Türkçede de aynı etkiyi elde etmeye çalışıyorsunuz. Yani böyle insanı gülümsetecek bir takım kelimeler de yani. Bir kısmı kitaplarda vardı ama az. Yani ejderha falan. Ha tabii canım. Yani. Büyüler bile çok az aslında. Bilinen şeyler. Peki çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Güzel bir yayın oldu. Mutlu olduk. İzleyenler de öyle olmuştur umarım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Harry Potter ve Lanetli Çocuğu değerlendirdiğimiz bu yayın burada sona erdi. Kitap 3 Kasım'da Yapı Kredi yayınlarından çıkacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.